Star Trek Drumhead bölüm 21 4. sezon ve Can Sungur ve ben hoş geldiniz. <laughs> ne haber abi? Abim nasıl nasıl keyifler? İyi vallahi canavar gibiyiz. Yine Star Trek aralara girdi. Ben bir Türkiye'lere gittim. Sen bir Kıbrıs'lara kaçtın derken bir kaynadık ama geldik yine. Buradayız. Abi zaten 30 senelik dizi yani hiç kimse ha. kovalamıyor, o yüzden sadece biz yapıyoruz. <laughs> e, eminim bizle birlikte başlayan çoğu insan çoktan bitirdi. Yani bizim Tabii. ben aslında bu, bu bu yaptığımız işe biraz arşivlik iş gibi bakıyorum. Yani evet. yıllar sonra da başlayanlar izleyecek bu bölümleri hani falan öyle bir tadı var. Öte yandan güncelde şu an mesela biz bu bölümü çektiğimiz itibariyle Star Trek Picard'ın ikinci sezonu başladı güncelde. Baktın mı? Abi dayanamadım baktın değil mi? <laughs> yani, yani İsal'in tonunu kısmışlar biraz. Yani daha koyu İsal <laughs> artık yani. Picard'la alakalı ben artık hiç konuşmuyorum ama seveni de vardır diye üzmek de istemiyorum. Kimi insan yine de bir Star Trek sevgisinden peşinde hala. Ama yani yani şey yapmak lazım. Oturup neden kötü olduğunu uzun uzun izah etmek gereken derecede kötü yani. yani <laughs> dikey çakışlık olmayan bir parçası bile yok yani. Öyle diyeyim. O kadar evet. Ol şey gibi abi işte Hobbit biri konuşmuştuk ki biz dikey çakışta. Yani günün sonunda dikey çakıştık ama aşırı da kötü değil. Geçen sezon çok fena gidiyordu. Bu sezon daha hafif kaynamaya başladı bu arada. Böyle baloncuklar yüzeye çıkmaya <laughs> başladı şimdi. Vallahi Çocuklar bana birkaç ya, kişi şey yazdı. Abi ikinci sezonu iyiydi, fena değil abi. Baktın mı falan dediler. Yok dedim. Ben daha TNG'yi bitirmeden bakmayı düşünmüyorum dedim. <laughs> bana Öyle. da geldi arkadaşlar. Ya bir bir umut abi. Millet hani bir umut bekliyor. Hani. <laughs> Yok yani ben şeyim yok yani bu yazarlardan olmayacak. Neyse ee, bu öyle bölümümüzü hayır. konuşalım çünkü bence bu bölüm şey açısından kıymetli de aslında biraz yeni Picard dizisine de laf sokarak başladık da. Mesela bu bölüm yani Star Trek'in neden Star Trek olduğunu eski Star Train, klasik Star Train. anlatan bölümlerden bir tanesi Drumhead bölümü bence. Sen nasıl buldun bu bölümü? Kesinlikle öyle. Hatta ben bir, yani bir özetle geçeyim hemen. izleyenlerde de hatırlasın bölümü. Hatta izlemeyenler de olabilir ilk kez açanlar. Eee... Gemimize bir Klingon geliyor, exobiologist adını da söylemek zor oluyor da. Sonra onun bir sabotaja karıştığını düşünüyorlar. Ama sonra iş cadı avına dönüyor. İşte cadı avı kısmı zaten sene de dediğin gibi yani zamanda da yaşadığımız. ki Özellikle Klingon ve Romulan bölümleri hep bunun üzerine <laughs> hep bir böyle hı hı. aşırı milliyetçilik. Günümüzün hani daha Star Trek tabirleri değil de. Günümüzün tabiriyle aşırı milliyetçilik, muhafazakarlık, işte bizi bitirdiniz, bizim kanımızın yerine su doldurdunuz, biz böyle bir erkektik biz falan. Hı hı. Sonra da bunları düzeltmek için kendi çıkarlarını kazanmak için ya da işte kendi kafalarında yarattıkları dünyayı e, devam ettirmek için kendini suçlu arayan insanlar. Burada da zaten e, federasyondan amiral falan geliyor işte, asistanı geliyor hı. bilmem ne, bir betazoid geliyor, bir suçlu bulmaya çalışıyor. Konu pikarda kadar geliyor. Benim tam sevdiğim bölüm. Mahkeme var zaten. Tabii. <laughs> Star Trek mahkeme eşittir. Mükemmel bir. <laughs> Benim bu bölümle ilgili çok ciddi bir eleştirim var. O da ne? O da bu bölümün tek bir bölüm olması. Ha, yani, uzatsalar mıydı diyorsun biraz? O bölüm 3 bölüm olurmuş, 5 bölüm olurmuş. Next Generation zamanında değil ama mesela bugünün Netflix sezonları biraz daha 8-10 bölüm oluyor ya. Ha tabii. Start bu bölüm bir sexy. sezon olurmuş abi. Bir sezon olurmuş. Şöyle bir sezon olurmuş. Star Trek bozdu mu the season? Yani biz ne için? Yani federasyon daha doğrusu yani. Federasyon ne için? Nedir federasyon? Bozdu denedir? mu? Ne yapmaya çalışmaktadır? Bunların konuşulduğu, bunların böyle hani... Ortaya çıksın diye üzerinden geçildiği bir bölüm. Ee, tıpkı şey gibi... Data'nın haklarının tavunulduğu bölüm gibi... Bu sefer de işte konu şeylere geliyor. Ve çok da hani böyle... Yani biraz aslında şöyle diyeyim mesela datanın haklarını savunulduğu bölüm müthiş bir bilim kurgu bölümüyken e, bu bölüm biraz daha biraz daha derken şimdi son sezonlardaki senin izlemediğin Star Trek Discovery'ler ve Star Trek Picardlarda <laughs> yani şimdi kör gözüne parmağım diye bir tabir var ya. Evet. Abi Star Trek Picard şu anki ikinci sezonunda 2024 <laughs> senesine geliyorlar ha. ve 2024 senesine gelip göçmen krizi işte hava Şartlarının bozması, Kaliforniya yangınları, işte aşı sonrası deri altına çip yerleştirilmesi gibi konuları ele alıyorlar ama bunları birebir 2024 yılına gelip konu alıyorlar. Yani abi ne, o yani. zaman niye bilim kurgu dizisi çekiyorsunuz? Yani, Aa. yani anladın mı zihni iflasın boyutunu? Öbür tarafta adam geç geçmiş 3000 senesine uzay yılı 2578. 90'larda bir de gidiyor, 80'lerde gidiyor yani 70'lerde de gidiyor. <laughs> Evet, 80'lerde yazmış adam 300-500 sene zaman da ileriye gidiyor. Bir takım değerleri ama böyle galaktik değerleri yani uzaylının başına gelenleri olmayan federasyonların olmayan medeniyetlerin olmayan milliyetlerin bir takım refleksleri üzerinden bir şeyler yazıyor ve bunları yazarken de bize böyle yapmıyor bak. Hmm. <laughs> Bunu yapmıyor. Çünkü bilim kurgu yazıyor. Mevcut. Star Trek bu konuda tam bir zihinsel zihinsel iflasa uğramış durumda. Abi ne? Ee, ben şok Asıl oldum Kırılda şu an. Orası. Çok şaşırdım. Anladın mı yani nereden nereye düştüğümüzün müthiş bir örneği. O yüzden tam da bu bölüme denk gelmek benim için çok iyi oldu. E, bu bölümde işte bak mesela sen demin bahsettin hani aslında bizim insanlık tarihinde çok gördük. Dönem dönem ırkçı hareketler başlıyor. O Kürt'tür, bu Yahudidir, şu masondur. işte onlar Çerkez'dir. Ötekiler bilmem nedir. Yöresel soykırımlar, yöresel Şeyler. Affedersiniz Ermeni affedersiniz Uğur'u evet falan yani. gibi tabirler. Bugün hala hayatımızda olan bir takım. ha Tabii insanların kalbindeki şeyler olabilir. Yani bu da ilginç bir konu oluyor. Yani son zamanlarda mülteci hareketi bizim ülkede çok artınca bir sürü insan diyor ki ben istemiyorum kardeşim sevmiyorum diyor. Tamam kardeşim sen isteme sevme ama işte zaten organize kötülük ne biliyor musun? Organize kötülük devletin bir grup insanı dövmeye layık bulmaya, bir grup insanı aç bırakmaya layık bulduğu noktada İşler değişiyor. Yoksa insan insana tamam sen kafanda öyledir. Hani artık tamam. Yani bizim ülkemiz bunların bu kadar içerisindeyken ben biraz daha beğenmedim diyene şey yapıyorum. O da onun huyudur diyorum tamam mı? Kimseye zarar vermediği sürece sıkıntı yok. Ama işte mesela bu bölüm çok ilginç bir şekilde Romulanlar içimize mi sızmaya çalışıyor? İşte ajan mı göndermişler falan filan derken Konu dönüyor dolaşıyor teknik ekipte bir tane garibana geliyor. Bir gariban bir çocuk var senin baban Romulan anlat bakalım sen ajan mısın falan geliyor böyle bir anda. Çocuk da böyle enik gibi kalıyor ben ne alaka yani benim falan diye. Tarsız. Çok bariz bir adaletsizlik her şeyden önce. Yani adaletsizlikten kastım çocuk yargılanacaksa her zaman kendi yaptıklarından ötürü yargılanması lazım. Babasının genetiklerinden ötürü insan yargılamak son, son derece basit bir şey. Picard ee, burada çok önemli bir şey diyor. Pardon, girdim araya ama şöyle. Yok, yo, estağfurullah zaten. Anayasanın temel maddesini alıp bir yurttaşın aleyhine çeviremeyiz diye kızıyor ya Picard zaten burada. Evet. Yani, o kadar haklı ki yani. Evet. Ee, bu bölüm benim için o yüzden seyretmek güzel bir bölüm. Yani kalbi doğru yerde olan bir bölüm olduğu için biraz da zamansız bir bölüm aslında. Çünkü bence insanın olduğu her yerde zaman içerisinde adaletsizlik olacak ama adaletsizlik biraz da böyle korkulardan ötürü ortaya çıkan adaletsizlikse Mesela buradaki korkulardan kastım ne? Vay sen Romulan ajanı mısın? Niye öyle düşündünüz? Baban da Romulanmış. Yani <laughs> kanında Şimdi... var senin be. Hayır bir de işin ilginç tarafı şöyle bir şey de var. Ya arkadaş tamam bu adamın babası Romulan. Al bunu takibe o zaman. Hani anladın mı? Bir çaktırma bir bak bakalım ne yapıyor. Hani çalışma saatlerinde bir tuhaflık var mı? Her gün iki saat geç mi uyuyor falan. Mı? Yani Tabii i̇stihbarat canım. dediğimiz veya karşı istihbarat dediğimiz bir şey var ya, şey gibi bir durum oldu abi. Çok bariz siyasi bir örnek vereceğim ama bizde de şey oldu ya. Bay İstanbul Belediyesi'nde PKK'lı çalışıyor dedi İçişleri Bakanı yani. açıklama yaptı. E noktada sen diyorsun ki kardeşim terörist <laughs> çalışıyorsa, sen bunları izle, takip et hareketlerini. Açıklama öğren. yapmazsın yani bu. <laughs> ha yani al bunların hani dosyasını oluştur, al bir sabah götür yargıla yargı sistemin düzgün çalışıyorsa. Çıkıp da bunu böyle Twitter'lardan, internetlerden açıklamalar falan çok komik. Bu bölümde yaşanan şey de bence o yüzden çok komik. Bunun babası yarı Romulan. Ulan yarı Romulansa ve siz bunu bir güvenlik tehdidi olarak görüyorsanız alırsın bunu takibe incelersin. Yani yanında yanında çalışacak çocuğa dersin ki arada anlat. Yani korku ne diyeyim yani korku İlk imparatorluğu, mi? korku yönetimi oluşturmakla, propagandacılıkla şey çok farklı bir şey. Yani e, niyesi böyle şey zannediliyor işte tam yarı yarı Romulan çünkü çok Romulan bölümü göreceğiz, göreceğiz starter indirilirse de Romulanlar da gerçekten maşallah kılı kırk yarıyor onlar da öyle bir evet, ırk. Çok yani şey bir ırk. paranoyaklar evet. zaten çok komploju paranoyak ha, çok komploju çok paranoyak ya yani çok gizli hakikaten adam şey yapmış olabilir yani dört nesil önceden ajan sızdıralım diye planlamış olabilir yani Romulanlar öyle resmediyor şimdi tamam İşte zaten biraz uzay konuşmanın ilginç tarafı da bu hani ee, Americans diye bir dizi vardı izlemiş misindir biliyorum. bilmiyorum biliyorum ama konusunu Rus ajanları olduğunu. Amerika mesela çok iyi bir dizi harbiden şey anlatıyor böyle Amerika'da sleeper agentları var Rusların diye geçen şeyler hakikaten Ruslar şey yapmış yani böyle çocukluktan almışlar yetiştirmişler 12-13 yaşında itibaren millete İngilizce öğretmişler Amerika'ya götürmüşler orada yaşatmışlar bir background oluşturmuşlar ki 30 sene sonra Amerika'da yetişkin olarak bir şeyler yapsınlar falan filan diye. Bayağı bir Amerikan Onunların kasabaları falan oluşturup yetiştiriyorlar hatta onları böyle. Tabii. Onu anlatıyor. E şimdi hani aslında biraz zaten Romulanların bu e, espionajda çok iyi olması falan biraz zaten Soğuk Savaş dönemi Rusyasına göndermeler. E, o noktada hani boş bir şüpheyle yola çıkma. Yani karşı istihbarat yapmayın. Herkes dönsün kıçını ve bıçaklanmayı beklesin gibi bir şey yok. Ama... Adalete ve yargıya sirayet ettiği nokta zaten Picard'ın kazan evet. kaldırdığı noktaya geliyor ya. Yani adil ve doğru düzgün bir iş yapmak var. Bir de senin baban Romulanmış. Senin kaşının üstünde göz var <laughs> veyahut da işte Senle senin ayaksın. tenin biraz koyu. Hani anladın mı? Sen acaba onlardan mısın falan. Buralara getiriyorlar işleri. Oralarda işler karışıyor. Abi zaten yanında Worf var. Zaten Picard da oradan vuruyor. Hatta büyük göt o Betazoid adını unuttum şimdi. Yani Satir'in yanındaki amiralin. Başta böyle şey yapıyor ya Worf'a. O diyor ben seninle diyor ilgili kıllanmıştım ama sen iyi bir adam mısın falan diyor. Aa, 10 dakika geçmedi bölüm sonunda direkt ondan vurmaya çalışıyor. Yani bu kadar da omurgasızlık. Ya yani orada evet. tam olarak şu oturuyor yani. yani Picard, ya Picard ya Picard'ın sözleri bu bölüm şey gibi yani. Al çerçevelet duvara as yani. Hı -hı. Şey diyor ya bunun üzerine. Biz o kadar mı korkak olduk? O kadar mı yüreksiz olduk da hani bir adamı sadece babasından dolayı suçluyoruz. Sırf bir kan taşıyor diye yok etmeye çalışıyoruz diyor. Aslında genel altında korkaklık var işte bunun ve Tabii. bunu bastırmak için korkaklığı bastırmaya çalıştıkça kendini daha büyük göstermeye, daha olduğundan değerli, herkesten daha çok bildiği, her şeyi sahiplendiği ki bu Türkiye tarihinde de bazen böyle olmuştur yani. Hep. Birileri hep kendini öne atıp hiçbir vasfı olmasına rağmen sanki tam onun düşüncesine göre yaşamak zorundaymışız gibi çıkar yani siyasilerde çok oluyor. Ama maalesef e, burada Picard'cığım engelliyor bunu. Ama tabii zor iş abi. Yani yanında e, Klingon var. Onu hemen taşın altına atıyorsun. E, hadi adamı bir de yalan söyle diyorsun. E, bak oradaki ikiyüzlülük de aslında bugünkü Ukrayna konusuna benziyor. Babası şey demiş e, Vulkan diyor. Vulkan olunca kimse yıplamamış. Babam Hı. Vulkan demiş. E, ulan tam o da başka bir ırk. O, i̇lla ırkına bakacaksan. Ona da kızsaydın. Yok olmaz. Suriyeliler gelince olmaz ama Ukraynalıları hemen alıyoruz abi. Sevimlilik AB'nin iki yüzlülüğü mesela. <laughs> e, bu Vulkanlar Federasyonu işte Batılı Doğulu ya, kafası tam. Işte, yani, tamam. işte, evet, evet, tabii. <laughs> tamam, İyi ırklar öyle. kötü ırklar mevzusu birazcık. ya. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden Star Trek'in bu bölümü gerçekten <laughs> hem e, ya senin de şoku uğrattı beni bu arada. Oraya bir döneceğim tekrar ya. Picard Gerçekten 2024'de... <laughs> ya niye abi? <laughs> İnanılmaz bir aptallık lan bu ya. Yani bak senin dizin 30 sene önce 500 sene, 600 sene sonrasını konuşarak bunları irdiriyor ve sen şey oluyorsun ulan. Ya şu paniğe giriyorum ben izlerken. O 600 sene sonra böyle olabilir miyiz cidden? Yani ara insanın o boktan kırıntılarını taşıyabilir miyiz ya falan oluyorum ya. Boğuluyorum. Tabii. Ama bu dayılar getirip 2024'e koymuşlar. Bravo ya. Tabii, tabii. Fikri bu ya. geleceği düşünmek artık zor geliyor modern Star Trek yazarlarına yani. Aa, yani olmaz. E, Alex Kurtzman diye bir tane herif var. Tanırsın sen diğer işlerden. Hı -hı. Alex Kurtzman'a emanet ettiler işte. Biliyorsun onun da varı huyu şeydir. Mystery Box kuralım. Mystery Box kuralım. J.J. Abrams'ın daha az ha. kokmuş versiyonu Alex Kurtzman. Yani zeka olarak oralardalar. E, bir de abi işte bunu daha önce başka konularda da konuştuk. Yani bütün bu internette sarmış olan bu işte SJV'lik, anti-SCV'lik eleştirisi çok yine kendi kendine parodisi olmuş bir tartışmaya dönüştüğü için açıkçası. Benim gözümde artık çok şey yani Tabii, realiteden eden bağımsız bir salaklığa dönüştü. İki, iki, yani karşısında olmak da yanında olmak da benim kafamda çok kopmaya başladı giderek. Çünkü şöyle bir şey var. Yani şu oluyor. oluyor. Adamlar kaç kaç sezondur bak bunu yatay bakışta konuştuk. Resmen Twitter'da ne gündemse ona göre dizi yazıyorlar. Ya abi dizi böyle yazılır mı? <laughs> Sen tabii ki bir sürü konuya değin. Yani güncel olaylara değin. Yani ben senden fantazi eser yazmanı beklemiyorum. Ama kötü büyücüler, iyi büyücüler diye hikaye yazma ama yani artık Twitter gündemi olarak tabir ettiğim vay bilmem kim cancel'landı mı? Vay ötekisi cinsel taciz mi yapmış? Ya bilmem ne. Yani dünyanın bir sürü böyle son derece geçerli problemi varken örnek veriyorum. Data'nın bölümünde hatırlarsan şeyi konuşmuşlardı. Ya bak şimdi siz datayı alacaksınız, beynini sökeceksiniz. Ondan sonra sadece hizmet etmek için programlanmış milyonlarca varlık yaratacaksınız. Peki daha sonra biz onların varlığıyla ilgili yapacağız, ne yapacağız? E, i̇ş problemi ne olacak? İşçilik problemi ne olacak? Labor ne olacak falan diye datanın kopyalanmasının bir sürü riski üstüne konuşuyorlardı mesela. Picard'ın birinci sezonunda öğreniyoruz ki datayı evet kopyalamışlar ve binlerce klon asker gerçekten işçi olarak çalışıyor şu an mağaralarda. Yani bunu <laughs> ee, yaptılar mı gerçekten ya? Yani? Birinci sezon böyleydi. Ben sana anlatmadım bunları. Yani birinci hmm. sezon yine en azından gelecekte geçiyordu kanka. İkinci sezonda abi biz beceremiyoruz. Dön baba Kaliforniya'ya. Kaliforniya'da biliyorsun artık şey böyle yani. Ne diyeyim? E, Did you assume my gender tartışmalarının yani böyle artık başkenti ya. Yani bir de döndükleri yer de çok ilginç. Yani Detroit'e gitmiyor herif mesela. Hmm. Yani git Detroit'e. Amerikan araba sanayisi çökmüş. Terk edilmiş mahalleler oluşmuş. Oradan bir hikaye yaz. Oradan da yazamıyor. Yani o yazarlar Los Angeles'ta yazışayıp Los Angeles'taki o böyle nasıl söyleyeyim vegan kavgalarını verip işte siyahi kavgalarını verip LGBT kavgalarını vermekten ya arkadaşım tamam bunlar da güncel meseleler ama sen artık Star Trek yazıyorsun. Yani bunun da ötesinde biraz düşünmen lazım. Bu bilim kurgudur. Isaac Asimov falan camından bakarak yazmadı. Biraz ileriyi düşünmek <laughs> lazım yani. Ee, yok adam artık o kadar camından bakarak gördüğü dertleri yazmaya o kadar odaklılar ki ya aga bir 15 sene sonra gerçekten üçüncü bir cinsiyet ortaya çıkarsa ne yaparız? Veyahut da hani South Park'ın benim çok övdüğüm bir bölümü vardır ya. 500 sene sonradan Amerikalılar gelir. 500 ha. sene sonrasında Amerikalılar artık böyle Meksika, Çin, Japon, Koreli, Türk, işte Kürt bilmem ne falan her milletten göçmen almışlar. Hafif esmer ve böyle her şey bütün ekonomileri çöktüğü için 3 kuruşa iş yapan tiplere dönüşmüştür falan. Adam iki cümlede müthiş bir Amerika eleştirisi yapar. Bu zeka artık Hollywood'un modern yazarlarında kalmadı ya. Bittiler yani. Abi bunu Star Trek yaptı aslında. Yani şeyde konuşmuştuk hatta. Cinsiyet konusunu. Tabii o dönemin şartlarıyla giriyorlar bir de. Data'nın kızı Hı -hı. konusunda. Çocuğu daha doğrusu. Hı -hı. Cinsiyetini belirlemesi, ona yüklemeye çalıştıkları, çocuk sahibi olma duygusundan çıkıp. Aslında devamlı bunları irdeliyor yani. Ama tabii bir de o dönemin şart zor şartları yapıyor. Yine bunu akılcı yapabilirsin. Ya ben mesela şeye çok takılmıyorum. Her şeye değin. Yine deyin ama dediğin gibi yani çok akılcı yapman lazım bunu ki etkili olsun, vurucu olsun. Hı hı. Ee, birini ıskalayayım, öbürüne gireyim, dur bakalım biraz da şuna gireriz yaptığın zaman olmuyor Yok. yani. Çalışmaz. Yok, çok şey, çok artık böyle kalıplar halinde yapıyorlar her şeyi. Diyordum ya Netflix yazarlarında da var böyle bir şey. Bir checklist var böyle. Onu yaptık mı, bunu yaptık mı? E ya, tamam kardeşim işledim bu konuyu. Aferin sen duyarlısın ama ne hikaye anlattın bize? Yani... Ve bu da şey gibi bir eleştiri değil ha böyle Amerikan solu bu işi beceremiyor değil. Zaten Amerikan sağının yazdığı bir hikaye ben görmüyorum ama Amerikan <laughs> solu da yazarlığı unuttu. Abi baktığın zaman şimdi Picard'ın falan filan şeylerine sağ sol politikadan çok daha kopuk şeyler konuşuyorlar. Gerçekten insan hakları falan konuşuyorlar. Ya insan haklarının sağ solu mu olur? İnsan hakları insan haklarıdır. Yani çok basit bazı konular üzerinden edebiyatlar yapılabilirken Şimdi yapılan edebiyatlar gerçekten işler acısı ya. Kusura bakılması böyle Picard'ın yeni sezonunun eleştirisi <laughs> oldu ama bu bölüm. Picard yani Dramhead bölümü e, head bölümü işte mesela bize şeyi gösteriyor. Bir kaptan olarak Picard unutmamak lazım ki bir keşif gemisinin başında ya. Yani böyle bir keşif fetihe gitmiyor bu adam. Veyahut da istihbarat işi yapmıyor. Keşif nedir? Gittik anomali gördük. anomalin ağzı yüzü vardı kaçtık. Gittik anomali gördük. Anomali böyle ivircik ivircik diye ışık çıkarttık Kaçtık. Bilmem ne kolorisine süt lazımmış süt götürdük. Bir gittik anomali varmış orada anomali sütlerimizi içti. Kaçtık Yani aşağı yukarı <laughs> pikardır işleri böyle <laughs> böyle geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir bölüm sonra da yine bir araya gireceğim aklıma geldiysen bir bölüm sonra konuşacağız. Orada da yine çok ciddi bir e, hı. karşı hı hı. cinse duygu evet. neye göre hissediyorsun? Mükemmel bir şey var orada. Soru var evet. yani. <laughs> Aha. Ya işte şey e, ve işte biz biz bir keşif gemisinin kaptanı olarak Picard'ın mesela hukuk okuduğunu görüyoruz biz burada. Hani şey gibi ilginç bir durum da var. Yani Starfleet'in eğitimi, Starfleet'in kaptan olarak atadığı insanlar e, Picard gibi bir insanın hala kaptan olabilmesi çünkü ömürleri çok daha uzun ırklar var artık federasyon içerisinde. De ki başka 500 yıl yaşayan bir ırkla Picard yani o da kaptan o da kaptan. 500 yıl yaşayan birisi hukuk eğitimi almak için elektronik bilgisi almak için çok vakti var. Ama Picard kültürlü olmayı seçmiş bir adam mesela. Yani biraz şey gibi vurgular da var. Yani kaptan dediğin adam öyle sadece bunu yapın, bunu edin, cart, cürt falan böyle bir adam değil. Biz kaç kere bu adamı hukuk konusunda gördük. Mahkemelerde gördük. Geçenlerde başka bir bölümde gitmişti. Bu adam şeytan değildir. Siz buna hakkınızı vermeyin diye orada da savunma yapıyordu falan. Yani öyle. çünkü kendi gemisinde adaletin temeli neticede kaptandır ya. Biliyorsun öyle şeyler var. Oturuyorum. Gemide bir ayaklanma oldu. Ne diyecek? Öldürün bunları mı diyecek? Atın bunları şey mi diyecek? Veya küçük bir ceza mı verecek? Çünkü uzaydalar. Hani şeyle bu var ya abi. uzayda. <laughs> Yani uzayda çığlığını kimse duyamaz diye laf var ya yani uzayda yani bir sürü korku hikayesi vardır bilim kurgu içerisinde kaptan çıldırır Star Trek'te bile. Tabii. Bir yerden bir bir şey geliyor, kaptan çıldırıyor, paranoyaya kapılıyor, bir şeyler oluyor. Yani kaptanın neden hukuk ve adaletle bu kadar iç içe olduğuna dair de bence güzel bir anlatıya sahip bir bölüm. Çünkü evet. sen bir lidersin ve adalet duygusunu her zaman koruyabilmen lazım kendi tayfan içindeki. ki millet desin ki ha bu gemi iyi bir yere gidiyor. Bence bu bir ülke için de çok iyi bir analoji adalet ve hukuk en tepeden başlaması gereken bir şey çünkü haksızlık başladığı anda huzursuzluk başlıyor tabi biraz da bunu işte merkeziyetsiz yapıyor abi kaptanın sahada ya tabi mesafeler çok uzun her seferinde gidip federasyondaki üstünü arayıp karar alamaz bu teknik kısmı ama yine de merkeziyetsiz yaptığı için de e, şuna bakıyorlardır Oğlum, bu kaptanların düşünme düşünmemesi lazım. yani evet hayır öldür yaşat değil yani birçok şeyi düşünmesi lazım ona göre o entelektüeliteye sahip şekilde hareket ettirmeleri çok mantıklı. Aynı zamanda şeyin içi de öyle. Yani Riker'ın konumu, Riker'ın karar alması, diğerlerinin işte data'nın ne kadar hani yine emir vermede karar almada ciddi e, tepede hızlı karar verebilmesi vesaire Hep bir böyle güvenlik sistemi var. Kendi içlerinde hmm. bir eşitlik var. E, kimse böyle yani Picard bile her durumda kendisini sorgulayabilecek kapasiteye sahip. Ki bunu arda arda yine konuşacağımız bölümlerde göreceğiz. Hep bir düşünür, Tabii. fikir değiştirir. Dediğim dediktir yapmaz. Tabi arada yapar ama e, o da kurallara uymak için yapar. Yani Prime Directive'ı e uymak ister mesela. Onun için yapar falan. E, ki bak burada da Picard'a çok bel altı vuruyorlar Borg konusunda. Yani Borg konusunun gündeme gelmesine bayıldım. E, unutuyorlar diye üzülüyordum. Ama öyle bir yerden de geldik herife bel altı vurdular. Yani sen de değiştin evet. her zamanda falan diye. E, i̇yi oldu Borg konusunun anmaları. İşte şey çok ilginç o yüzden. Bilim kurgu senaryolarında özellikle Star Trek'i yazılmış romanlarında falan da işledikleri gerçekten işte nasıl tıpçılar zeno biyoloji okuyorsa yani sadece insan tedavi etmiyorsun ya orada. Tabii. Artık hukukta da işte zeno hukuk var. Federasyon hukuku, federasyon hukuku şey. Yani şimdi anladın mı? Tarla tarla tartışması oldu diyelim ki. <laughs> yani mesela senin ömrün 100 sene. Tarlada diğer hak iddia eden uzaylının ömrü 500 sene. Şimdi normalde insan hukukunda hep şey ya, ulan tarla sen benim diyorsun, o benim diyor. E, i̇kinizin de ömrü belli yani, bir süre sonra mirasçılara geçecek. Ama uzay hukukunda öbür taraf 500 sene yaşadığı zaman seni bekleyebiliyor aslında. Yani örnek veriyorum, evet. beyin okuyan var ya orada. Yani beyin okuyan adamın olduğu yerde yalan <laughs> söylendi mi söylenmedi mi hukukunu nasıl takip edeceksin? Haliyle e, yani buradaki şeyci ablanın... E, Hakimin kızı olan yani aslında Satir, yani. çok önemli bir konumdaki o tatil ablanın verdiği kararların yanlışlığı çok şey çok göze batıyor. Yani uzay e, hukukundan bu kadar kopuk bu kadar böyle basit bir açıklığa düşmesi işte tümüyle kişisel korkularından zaten işte hep bir tane laf var diye ya büyük. Yani güvenlik güvenlik diye bir adım atarsak özgürlükten bir adım kaybederiz tartışması vardır ya evet. o konuda da güzel bir e, bölüm açıkçası. Zaten satır şeyden de vuruyor ya orada işte sen de Troy'u dinliyorsun <laughs> ha falan filan diyor. Hmm. Dinliyorum ama ben sadece danışıyorum ona falan diye o anlatıyor yani yine aslında bahsettiğimiz konu. Ve şunu da söylüyor ben de onunla kapatayım bu bölümdeki son düşüncemi. Yani gel, senin dediğin şeye yakın bu da aslında işte özgürlük ve e, güvenlik konusuna işte at, akla yatkın bir kuşkudan. Azgın bir paranoya git, e, gitme arasındaki yol çok kısadır diye yine pikardım. Hmm. Evet. Doğru abi yani bunu da her gün yaşıyoruz. Ya <laughs> inanılmaz yaşıyoruz. Yani internetin her noktasında yaşıyoruz yani bunu. Öyle. Öyle. Var ee, mı ekleyeceğim öyle? bir şey? Yok, güzel bölümdü bence. Yine Star evet. Trek'in bize kattığı güzel bölümlerden bir tanesi oldu. Kaliteli bölümdü. Bunu kaçırmayın. İzlemeyenler varsa kesin yapıştırsın. Bir sonraki bölümde Half a Life'ı konuşacağız. Dördüncü sezon 22. bölüm. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi görüşürüz.